Sunum. Allah Allah, kime? Kime? Karabibere. Bugün aramadım ama bilir o beni. Çok uzaktayım ama görür o beni. Hepinize selam olsun arkadaşlar. Bugün kanalımızın en üzüncü ikinci serisini çekeceğiz. Üzgün Anılar 2 sizlerle birlikte. Bu serinin son videosu olabilir arkadaşlar. Çünkü kanalda ağlamakla videolar görmek istemiyorum. Ama duruma göre de değişebilir, biliyorsunuz. Öyle şeyler olabiliyor. Ya sen ne biçim insansın? Sen ne biçim insansın? Neyse arkadaşlar, lafı uzatmadan videomuza geçelim. Ama geçmeden önce küçük bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Yorumlarınız da benim için çok değerli. Sizleri seviyorum. İyi seyirler diliyorum. Videoyu geçmeden izleyin çünkü her anında ayrı bir montaj, her anında ayrı bir hüzün, her anında ayrı bir komedi var. Enteresan bir video. İyi seyirler. 2015'teydik. Muş'ta Serdal abi ve ailesi bizim ailemiz dostu. Hatta birlikte Van Gölü ve Muratpaşa Köprüsü'ne gitmiştik. Sonra Serdal abi Şırnak'a göreve gitti. İşte orada teröristler onu tam göğsünden vurdu ve şehit düştü. Eşi candan ruhsal olarak çöktü. Tam bir kahramandı. Onu çok severdik. Ve Serdal abinin memleketi Ilgaz'a taşındık. Onun cenaze törenine gittik. Serdal abinin daha 5 yaşında bir kızı ve 1 yaşında oğlu vardı. Yetim kaldılar. Ailesiyle birlikte anma törenine gittik. Herkes ama herkes ağlıyordu. Yaşlı ana ve babası, kardeşleri, annem, babam hep sağladı. Hatta babası gerekirse ben yeneceğim teröristleri. En sonunda gece komşunun evine gittik. Ormanda kayboldu, komşuda yattı. Sabah annem bizi aldı. Bir gün sonra eşi cama çarpmıştı. Eli kanamıştı. Hassas yatarken feryat ediyordu. Serdal gitme diye. Umarım Serdal abi şehit düşen ocağın teröristler bir gün cezasını çekerler. Babanın en sevdiği asker arkadaşıydı. Şehit düştü. Allah tüm Mehmetçiklerimizi korusun. Amin kardeşim. Mekanı cennet olsun. Annemin, babamın ve iki kardeşimin de tek bir gecede, tek bir kazada hepsinin vefat etmesi. Hala için parçalanıyor. Başın sağ olsun güzel kardeşim. Allah güzel bir hayat yaşatsın sana. Başladık yine başladık. Daha baştan gelenlere bak abi ya. Benim Pamuk adında bir kedim vardı. 4 yıl bizimle yaşadı. Evin neşe kaynağıydı. Fakat son günlerde Pamuk'un çok soluk ve enerjisiz davrandığını fark ettik. Yani neredeyse tüm gün olduğu yerde durup uyuyordu. Sonunda onu veterinere götürmeye karar verdik ve Pamuk'un kalp hastalığı ve böbrek hastalığı olduğunu öğrendik. Ve çok fazla zamanı kalmadığını ve kurtulamayacağını anladığım zaman 2-3 gün aralıksız ağlamıştım. Ve en kötüsü de veterinere gittiğimiz son gün Pamuk'un ölüm haberini aldık. Bir ay kendime gelemedim. Aklıma geldikçe ağlayasım geliyor. Pamuk'tan geriye kalan tek şey aile fotoğrafımız ve tasması. Küçüklüğümden beri tek hayalim futbolcu olmaktı. Çok da iyi oynardım. Okul takımına seçilirdim. Yaşım 14'tü o zamanlar. U16'da oynardım. Hatta en sevdiğim futbolcu Ronaldo olduğu için Junior Ronaldo diye takılırlardı hocalarım. Seçmelere katıldım ve seçildim. Profesyonel bir takımın altyapısına girecektim ama annem rahatsız olduğu için beni pazara gönderdi. Alacaklarımı aldım. Eve giderken hızla gelen bir arabanın çarpması ile gözlerimi hastanede açtım. Ayaklarımı hareket ettiremiyordum. Abi ciddi olamazsın ya lütfen. Geçeceğini söylemişlerdi. Şimdi yaşım 19 ve tekerlekli sandalyemle Ronaldo'nun maçlarını izliyorum. Abi ciddi olamazsın ya. Ya bir gençlik bitmiş abi. Allah'ım yarabbim ya. Abi düşünsene, böyle bir hayalin var ve bir araba kazası sonucunda ayaklarını kaybediyorsun. Ne kadar trajedik. Oho. Keyfimiz kaçmaya başladı bile ya. Bak bu kötü oldu birazcık. Geçmiş olsun kardeşim benim ya. Umarım iyileşirsin. Biraz moraller bozuldu. Mentalimizi düzeltmek için komik videolar izlememiz gerekiyor. TikTok'a girdim ve komik videolar yazdım. Çıkanları izleyelim. Babaannem ile annemden daha yakındık. Ben de anneannemle bu arada annemden daha yakınım. Ve babaannemi koronadan kaybettim. Aga be. 2 ay yoğun bakımda yattı. Ve son gün yaşarken gittiğimde bana bakıp sallayabildiği kadar el sallamasını gördüm. Bu arada 16 yaşındayım ve geçen sene vefat etti. Hala üstümden bola yatamadım. Bana dua edin lütfen. Güçlü kal kardeşim benim. Dedemin 7 yaşındayken vefat etmesi. Onu son gördüğümde bana konuşamayarak sarılması son dedemi görüşümdü. Mekan cennet olsun. Amin kardeşim. Yaşamam. Yaşamak içimden gelmiyor artık. Öylesine dertli. Öyle üzgünüm. Bu dünya hiçbir tat vermiyor artık.
Babam ben 2 yaşındayken bizi terk etmiş abicim. Annemle kalıyorum ben. Annemle ara ara tartışırdık. Bir gün çok sinirlendim. Keşke ölsen, seni sevmiyorum demiştim. Ha, demeyin abi, şöyle kelimeler kullanmayın ailenize karşı. Demeseydim keşke be. Annemi bir hafta sonra kalp krizinden kaybettim ben abi. Artık teyzemlerdeyim. Yediğim ikinci tabağın hesabını yapıyorlar. Çok zoruma gidiyor ya. Çaresizim. Annemi çok özledim abi. Canım yanıyor. Keşke demeseydim abi. Abi her gece ağlıyorum. Sözlerimi geri alamıyorum. Onu çok özledim. Bu acı geçiyor mu abi? Bu acı geçsin lütfen. Tabaktaki patates kızartması bitti. Diyemedim ki teyze bana oradan bir tabak daha patates kızartması koy. Durdum. En son patladım. Odaya gittim ağladım. O zaman annemin öldüğünü anladım. Abi siz olun, ailenizin kıymetini bilin. Gidip sarılın, ben yapamıyorum. Geri alamayacağınız zaafları ailenize etmeyin. Aileler siz de çocuklarınıza etmeyin. Kimse kimseye etmesin abi. Sözler bak kalıcıdır. İnsan aklını işler. Anladınız mı? Daha dikkatli olalım lütfen. Daha bilinçli olalım bu konuda. Bizim karşımızda bir bakkal vardı. Çok iyi bir insandı. Bir gün elimde süpermarket torbalarımı görünce beni dükkanına çağırdı. Sıcak bir bardak çay doldurdu ve götüme beyzbol sopası soktu. Uf, ya yeter ya. Vallahi koyacağım şimdi yumruğu. 90 yaşındaki dedemin yatakta acı içinde anne... Anne diye bağırması beni çok etkiledi. Daha sonra dedem vefat etti. Sanki evimizin bir kısmı ayrılmıştı. Allah rahmet eylesin. Liseye geçtiğim ilk sene sınıfta kimseyle konuşmayan kendi haline bir kız vardı. Çok ilgimi çekmişti. Onunla konuşmaya çalışırdım. Beni de kendinden uzak tutmaya çalıştı. Ama ben çekilmedim. Sürekli yanında olmaya çalıştım. Sevgili olmak istedim, reddetti. Devam ettim sürekli ve sonunda başardım. Sevgiliydik, her gün birlikteydik. PC kafelere giderdik, oyunlar oynardık, ayrılmazdık, her şeyimdi. Ama onun bir hastalığı vardı, benden gizledi. Bir gün evine gittim ve ailesinden öğrendim ki kansermiş. Çok üzüldüm, daha çok bağlandım, daha çok destek verdim. Kemoterapiye girdik, saçları döküldü. Ben de kestim üzülmesin diye saçlarımı. Adamsın lan. İyileşmeye başlamıştı. Tam ona 4 yıllık bir süreçten söz ediyorum dostum. 4 yıl. Birlikte aynı üniversiteyi kazandık. Hatta birlikte yaşamak gibi planlarımız vardı. Ailesinden çok sevdiği birisini kaybetti ve üzüldü. Hastalığı bir anda ağırlaştı. Hastaneye taşıdık. Zorlu bir ameliyata girecekti. Ama iyileşeceğini söylüyordu. Ona inanıyordum. 2-3 gün telefonlarıma çıkmadı. Sürpriz yapacaktım. Ailemle konuştum. Evlenme teklif etmeyi düşünüyordum. Bayağıdır aklımdaydı. Güzelce giyindim ve yüzümle hastaneye gittim. Hastanede değildi. Evine gittiğimde kapıyı annesi açtı ve boynuma sarılıp ağlamaya başladı. Hayır ya. Hayır. İnanmak istemediğim bir son beni bekliyor gibiydi, evet. Hastanede ani bir kriz ile kalbi durmuştu. Beni üzmemek için bundan bahsetmemiş. Odasına gittim, donuktum. Annesi okumam için bir not verdi. Aslında hiç iyileşmemiş. Hastalığı hep kötüye seyretmiş. Bana kıyamadı ve beni üzmemek için yanımda çok acı çekse de bana belli etmemiş. O gün sadece hayatımdan kopan olmadı. Artık duygusuz biriyim. Yaşım 25, muhasebeciyim. Ve başka bir kadına asla yaklaşmadım. O gitti. Geriye acı dolu bir kalp bıraktı. Yaşamak istemediğim bir olaydır ya böyle. Düşünürüm de böyle bir şey yaşamak gerçekten çok ağır. Gerçekten herkesin kaldırabileceği bir yük değil yani. Allah yüzünü gülürsün kardeşim. Eniştem doğum yaparken öldü. Başın sağ olsun. Eniştem doğum yaparken mi öldü? Ne? Hayatımda en üzgün olduğum an 42 gün önce annemi kanserden kaybettim. Başın sağ olsun kardeşim. Abi bir yıl önce babamı kaybettim. Babamla futbol maçlarını çok takip ederdim. Her maç izlediğimde aklıma gelir. Düşünsene, tuttuğunuz takım gol atıyor ve birbirinize sarılıyorsunuz. Ve sonra sen bundan bir sene sonra bu maçı tek başına izliyorsun ve tuttuğun takım gol atıyor. Sarılmak için babanı arıyorsun ve baban yok. Onun üzüntüsünü yaşıyorsun. Profil resmi gidince... Bir şey de doğru kızsın bu hayatta ya! Bir şey de doğru kızsın yeter ya! Ulan ne hayallerimiz vardı be baba. Hepsi ahirete kaldı. Vay dünya vay.
Mahallede çok sevdiğim bir kız vardı. Sevgili olmuştuk. Her şey çok iyiydi. Bir gün ona sürpriz yapmak için cebimdeki tüm parayla çiçekler aldım. Ona vermek için evine doğru giderken yakın arkadaşımla el ele görmüştüm. Sevmedim sevgilini çalan. Anladım ki dostluklar yalan. Sen olamazsın bu canımı acıtan. Beni sözümden vuran. Yıkıldım orada. Neden bunu yapıyorlar ya? Harbi neden bunu yapıyorsunuz ya? Gerçekten bunu yapmayın ya. Seni seven bir insana bunu yapma, 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 yapma abi. Ayrıl daha iyi ya. Aldatma, ayrıl. Bunu yapma, bunu yapmaya hakkın yok. Seven birine bunu yapmaya hakkın yok senin ya. Siz canınızı sıkmayın. Bir gün kalbi kırıklar, bütün kalbini kıranlardan hesap soracak ulan. Babam okulumuzda temizlik görevlisiydi ve ben babamdan utanırdım. Adamın çocuğu diye dalga geçerler diye babamın selamını bile almıyordum. Gizliyordum. Babam ondan utandığım için çok üzülüyordu. Beni daha iyi okutmak ve büyütmek için ek işleri çıkardı. Taksi, inşaat gibi. Değerini bilemedim. Bir gün inşaatta çalışırken iş kazası geçirdi ve hastaneye yatırıldı. Bitkisel hayata girdi. Ve 27 günün ardından onu kaybettim. Keşke onu herkesin önünde sarılsaydım, bırakmasaydım. Benim için çok çalışmak istedi ve ben babacığımı kaybettim. Keşke değil. İyi ki demeyi bilmeli insan. Sevdiklerinizin kıymetini bilin çünkü gittiklerinde geriye çeviremiyorsunuz arkadaşlar. Sevdikleriniz hala hayattayken onlara iyi davranın. Dün gece Suriyeli aile gözyaşlarını tutamadı. 999 çocukla rekora koşan aile 1000 çocuk için hazırlanırken doktor Seçpatuko El Jabbar acı haberi verdi. O çocuk doğarsa en fazla 31 gün yaşayabilir ve kadın kısır olabilir dedi. Ne diyeceğini? Hiçbir şeyine değer ne kim. Okula serbest kıyafet geldiği dönemdi. Durumumuz pek iyi değildi. Bu durum hoşuma gitmemişti. Herkes her gün farklı kıyafetlerle gelirken ben hep aynı tişörtle giderdim. Sınıftakiler sürekli alay etmeye başladı. Üstünde koktu be. Ameliyat alacağız en sonunda diyorlardı. Başka tişörtüm yok falan diye dalga geçiyorlardı. Kalbim kırılıyordu. Yoksul olmak benim mi suçumdu? Babam evi zor geçindiriyordu. Ondan isteyemezdim. Hep odama geçer sessizce ağlardım. Abi seni bir gün yolda gördüm. Yanına gelecektim. Benden utanırsın diye gelmedim. Çünkü ben 8 kollu 8 kollu Fırat Sabotaj'ım. Aşka yaptım. Şaka yaptım. Aslında yalıyorum dondurmayı. Ondan gelmedim. Annem kızar. Allah'ım yarabbim ya Resulallah ya. Özgüvenimi topladım ve yazmak istedim. İsmimi gizlersen çok sevinirim kral. Küçük yaşlardan beri sürekli lakap takarlar, beni dışlarlardı. Çirkin olduğumu her yerde dile getirdiler. Sevdiğim kız açıldığımda beni reddetti, yetmiyormuş gibi sınıfa da anlattı. Benimle alay ettiler. Ne yapayım ben ya? Doğduğumda elime bir katalog verip seçim yapmamı istemediler. Ben buyum. Korkumdan kızlara yaklaşamıyorum. Utancımdan dışarıda insanlara bakamıyorum. Ne yapayım ben? Yaşamayayım mı abi? Sen söyle. Sosyal medyada başka bir profil fotoğrafıyla gizlenmekten sıkıldım. Ben istemez miydim yakışıklı olmayı? Ben gerçekten çok üzülüyorum. Artık yaşamak istemiyorum. Keşke beni ben olduğum için kabul etselerdi mi? Ya bir insana bunu yazdıracak ne yaşattınız da? Adam buraya gelmiş bunları söylüyor. Ya ne kadar gaddar olduk be. Şu sözümü unutmayın. Yaşattığını yaşamadan ölmez insan. Yaptığınız her hareketin bir bedeli olacak. İlahi adalet. İnanmıyorsanız karma. Bunlar var. Bu kadar gaddar olmanın bir anlamı yok. Birini mutlu etmekle üzmek çok basit. Ama kırılan bir kalbi tamir etmek imkansız denebilir. Çünkü orada bir kırık oluşuyor artık. Siz bunu yapmayın arkadaşlar. Siz bunu yapmayın. Devir zaten kötüye gidiyor. Yapmayın. Beni takip eden insanlara buradan sesleniyorum. Gidin sokaklarda yardımcı olun insanlara. Durum olmayanlara yardım edin. İyi davranın. Güzel şeyler söyleyin. Bunları yapmayın. Bakın gerçekten çok kötü bir noktaya gidiyoruz. Bak gerçekten önünü kesmek zorundayız bunun. Dünyanın çivisi çıkmış durumda. O kadar boktan bir hale döndük ki anlatamam size. Ya annesine mi zarar verenler? Yok efendime söyleyeyim. Sıra kavgası için birbirini mi kesenler, yok işte şarkı söyleyemediği için vurulanlar mı? Nasıl bir devirde yaşıyoruz belli değil. Kıyamet geliyor. Ve bunu düzeltecek tek kişiler de insanlar. Eğer insanlar bunu yapmazsa ne yapacağız oğlum? Biz birbirimize yardım etmezsek kim yardım edecek bize? Çıldıracağım. Bu kadar kıt kafalı olmayın abi. Bu kadar olmaz ya. Ya bunu yapmayın abi. Ya ne desek boş ya bilmiyorum. Ben vallahi çıldıracağım ya. Çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım ya. Doldum, taştım artık be.
Sempatik öyle yorum yazmıştım. Kendi yorumumu çok beğenmiştim ama almadı. Benim yorumumdan daha güzeller de varmış. İşte o an kendimi çok önemsiz hissetmiştim. Ama siz de haklısınız. Sizi seven o kadar insan arasında küçük bir toprak tanesiyim. Sizi hala çok seviyorum. Kralsınız. Sen de kralsın kardeşim benim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hepinizin yorumları benim için çok değerli. 10.000 tane yorum okuyorum aşağı yukarı ve gerçekten sonuna kadar okuyorum tüm yorumları. Gözümden kaçabiliyor. Kusura bakmayın bunun için. İyi ki varsanız her zaman var olun. Her biriniz benim için çok değerlisiniz. İnanın buna tüm kalbimle söylüyorum ki sizleri çok ama çok seviyorum. Böyle şeylere takılmayın sakın. İlla ki sizin yorumunuz da gözükür. Bol bol böyle zaten içerikler üreteceğiz. Her zaman siz de var olun. Baş tacısınız. Senin kokun başka. Baş yere uyguç Prada. Baş yere uyguç Prada. Baş yere uyguç Prada. Abi selamlar. Okuduğum lisede sınav sistemi kelebek şeklinde yapılıyor. Sınavda yanıma 11. sınıf bir abi gelmişti. Ben de o zamanlar 9. sınıftım. 11. sınıf abi telefondan kopya çekiyordu. Hoca onun kopya çektiğini fark edince bize doğru gelmeye başladı. Abi direkt telefonu elime tutuşturdu. Hoca da telefonu benim elimde görünce kopya çekenin ben olduğumu düşündü ve kınama cezası almamın yanında 90'lık kağıttan 0 almıştım. Beni en çok üzense o abiye kalem silgi vermiştim. Hep sonda kaldı. İnsanoğlunda bir hainlik var. Yani sen iyilik yapıyorsun, kötülükle karşılık buluyorsun. Ama şunu unutma. Sen iyilik yapmaya devam et böyle. İnan bana, Allah senin kalbinin güzelliğini görür ve sana güzel bir hayat yaşatır. Geçmiş olsun. Çok daha iyi puanlar alabileceğine inanıyorum. Böyle şeylere üzülmemeye çalış. Bu arada o abinin evet dostlarım, videomuzun sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. İyi tatiller diliyorum. Allah'a emanet olun. Garrrrrrşiyem. Kimse beğenmez mi şimdi bizi?